91 senesinde Almanya'da bir toplantıya davet edildim. O şirket ismi Life'ti o zamanlar. Oraya dahil oldum. Aslında çok da zorlukla aldım yani. İnanamadım bu kadar para kazanabileceğine. Sonra kendim tecrübemi edindim. Evet, kazanılabiliyormuş. Eğer insan çok çalışırsa, çok da kendini bu işe verirse olabiliyormuş. Kariyer yaptım orada. Ciddi de güzel paralar kazandım. 96 senesinde de artık yeter dedim yani. Benim maddi durumum da yeterliydi. Türkiye'ye kendimi emekleyerek geldim. Bundan sonra bir şey yapmam gerekmiyor. Burada çok baskı oldu. Eski Almanya'daki Türk üyelerden. İşte biz burada çok güzel paralar kazandık. Orada da işte başlayalım Titan'a diye. Titan'ın sahibi Dr. Andreas Metzler Türkiye'ye belki 20 kere geldi. Gel burada başlayalım, olur mu olmaz mı diye. Ben de Türkiye'de bunu araştırdım. Türkiye'deki en iyi danışmanlara gittim. Çok ciddi, kendi cebimden paralar harcadım. Yasal olarak ne yapabiliriz diye. Sonra da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 29.7.97 tarihli gazetede ayrıntılarıyla Titan ne yapacağımı A'dan Z'ye anlattım. Bunu yapacağım, şu eğitim vereceğim, bu kişi gelecek, bu kişiden bu kişi bunu alacak. Yani tek bir eksiksiz. Yaptığım tam tamına Ticaret Sicil Gazetesi'nde beyan ettiğim şeyi yaptım. Kelimesi kelimesine. Yani aslında iznini aldım. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanan şeyi yaptım. Ve tam da bundan dolayı ceza aldım. Bir doğum günü partisine davet edildi. Şirketin müdürleri ve elemanları bana bir sürpriz parti yapmışlar. Zorla, ısrarla oraya çağrıldım. 10 dakika durdum orada. Bir dakika gazete haberler şuydu. Oraya gitmişim, ben milyarlar harcamışım. Sabahlar kadar içmişim. Hayatımda daha 2 bardak içmişim yoktur. İşte deli paralar harcamışım. İşte öyleymiş, böyleymiş diye. 10 dakika kaldığım partiyi sabaha kadar eğlenmişim güya. Ve ben yapmışım ki benim haberim dahi yoktur bu partide. Ondan sonra da hayatım mahvoldu. Ben Türkiye'de alınabilecek tüm izinleri alarak bu şirketi kurdum. Tek bir kuruş vergi borcum olmaksızın vergimi ödedim. 1997 senesinde İzmir'de 6. Türkiye'de 56. Türkiye vergi öğretmeniyim. Plaket almak için Çankaya Köşkü'ne çağrıldım. Plaket alamadan hapse girdim, 10 sene hapse yattım. Hiçbir tane, tek bir kişi dahi bu 96 şikayetçiden bir tek tanesi ben dolandırıldım diye bir iddiada bulunmadı. Hiçbir tanesi. Hepsi de der ki, biz de der işte 3 gün önce, 5 gün önce, 10 gün önce girdik. Durdu, ne olacak? Ben de sayın hakim bakın dedim. Size soruyorlar niye durdurdunuz diye. Sen sus dedi. Ben sustum. 10 senede hapishanede sustum ondan sonra. Dolandırıcılık iddiaları sadece ve sadece mahkeme tarafından geldi. Hiçbir insan diyemez. Bakın tekrar ediyorum. Bir tek kişi varsa eğer ben Titan'da şunu yaptım. Bunun karşılığında işte 1000 mark alacak diyeyim. 999 mark aldım. 1 markım eksik desin. Bunu ispatlasın. Belgeleriyle. Çünkü bende her bir kişinin belgesi var. Mümkün değil diyorum bakın. İhtimal yok. Ponzi ile alakası yok. Charles Ponzi olmayan bir pulları bunların değeri var diye insanları kandırmış. Ben kimseyi kandırmadım. Ben insanlara vaat ettiğim her şeyi yerine getirdim. Bakın biz bir network marketing dersi veriyorduk. Ciddi şekilde eğitim veriyorduk. 32 bin tane üye vardı. 32 bin üyenin hepsine sorun. Bir kişi diyemez ki ben gitmedim, bu kursları görmedim, dersleri alamadım diye. Mümkün değil. Her pazartesi, her çarşamba bu eğitimler veriliyordu. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu eğitimlere gelmeyenler yeni bir misafir daha getiremiyorlardı. Yani bu eğitimi almayan yeni misafir. Ben şimdi aradan 20 sene geçmiş bakın 20 sene. 20 sene sonra insanlarla görüşüyorum. Giriyorlar, sıralar öpüyorlar falan. Kimse hatırlamıyorum. Bizim o zamanki üyelerimizden. Adam şey açmış. Kozmetik satan bir dükkan açmış ve zincir yapmış bunu. Diyor ki bunu yapmamın tek sebebi diyor sizin zamanınızda orada aldığım eğitimden diyor. Çünkü biz hakikaten işte satış, pazarlama, ağ kurma, oturma, kalkma, vücut dili gibi her şey hakkında eğitim veriyorduk. Ben Titan'da 10 sene faaliyet gösterdim, 11 sene faaliyet gösterdim. Bunu sadece 7 ay Türkiye'de. Bu 11 sene içerisinde deli bir eğitim aldık. Deli bir okuldu burası. Yani Türkiye'de dünyadaki en iyi networkçilerin seminerlerine gittim. 3 gün, 5 gün, 1 hafta. Hepsinden diplomalar aldım. Ciddi şekilde bunun eğitimini almış bir insanım ben. Ama Türkiye'de network marketing bilinmiyor. Halen de bilinmiyor. Bakın çok önemli bir dünya markası var şu anda. İşte kozmetik yapıyor. Bugün bir gazete okudum. Piramit sistemi diye dava açılacakmış. Komedi ya. 40 ülkede bu şirket milyonlarca insanla çalışıyor. Biz network marketing hakkında eğitim veriyorduk. Pazartesi günleri, çarşamba günleri. Birisinde 2 saat, birisinde 4 saat. O 4 saatin 2 saati yeni başlayanlar için, 2 saati de daha gelişmiş olanlar için. İşte satış, pazarlama nasıl yapılır? Doğrudan satış nedir? Nereden gelmiştir? Kim icat etmiştir? Nasıl olmuştur? Nasıl doğmuştur? Anlatıyorduk. Ve insanlara bu konuda eğitim veriyorduk. Bunu insan isterse network'te kullanabilir ya da normal satış pazarlamada kullanabilir. Yani
bir ürünü nasıl ben dağıtırım, nasıl insanlara yayarım, nasıl bunun hakkında ne konuşurum, hangi soruya ne cevap verilir, nasıl konuşulur, nasıl gidilir, A'dan Z'ye her şey satış pazarlama ilgili. Bunu yapmak isteyen, bu eğitimi almak isteyen insanlar bize dahil oluyorlardı. Dahil olduklarında aslında aldıkları tek ürün bu. Ancak diyordu ki burada bir referans sistemi var. Zaten network marketing mantığı budur. Eğer siz bu aldığınız üründen, bu aldığınız eğitimden memnunsanız, başka birisini getirirseniz siz ondan şu kadar alırsınız. Onun getirdiğinden de bu kadar alırsınız. Tüm network marketinglerde, tüm multi-level marketingde işleyiş budur. Şöyle bir iddiam var. Chipley Bank'ın bilmiyorum. Çok açık söyleyeyim. Sadece okuyorum işte sanal yumurta, sanal tavuk, mavi yumurta falan gibi. Bana biraz saçma geliyor. Olmayan şeyleri satamazsınız diye inanıyorum. Network marketing mantığı şudur. Siz bir ürün verirsiniz insanlara. Ve bu alan kişi eğer bu üründen memnun olursa bunu başkalarına tavsiye eder. Biz her gün hepimiz network yapıyoruz. Her gün. Az önce çorba içtiniz. Güzel miydi çorba? Güzel miydi? Tavsiye eder misiniz? Evet. Şu an network yaptınız. Tek farkı network'de size gelip bunu bana söylediğiniz için size diyor ki o çorbayı sen tavsiye ettin. Al sana bunu diyor yüzde bilmem kasını. Tek fark bu. Biz her gün yapıyoruz. Şu film çok güzel. Mutlaka git diyoruz. Aman sakın bu yemeği yemeye. Çok çirkin diyoruz. Her gün bunu yapıyoruz. Tavsiye ediyoruz. Network'te tavsiye edince buna karşı pay alıyorsunuz. Tek fark budur. Ve dünyanın birçok dev şirketi bu şekilde çalışıyor. Biz burada Türkiye'de çok çok çirkin bir şekilde yargılandık. Cidden yargısız infaz yapıldı. Bizim hakimimize, bizim savcımıza ben hala şu anda sesleniyorum. Bir kişi bana anlatsın ben neden hapis yaptım 10 sene. Neden ya? Çok samimi söylüyorum. Bir tek kişi diyemez ki ben dolandırıldım, ben kandırıldım. Bazıları çıkıp diyor ki ben battım Titan'da. Nasıl da olabilir? Titan 2450 marktı. Ölseniz, geberseniz, çatlasanız 2451 mark ödemiş olma ihtimaliniz yok. İkinci bir kez daha üye olma şansınız yok. Yani bugün aşağı yukarı 1000 eurosuydu. Velev ki diyelim, adam geldi 1000 euro verdi, girdi Titan'a. Bu eğitimleri aldı, ondan da beğenmedi, hoşuna gitmedi. Ve kimseye de katmadı. Yapmış olacağı kayıp maksimum ölümüne o 2450 marktır. Ama bazı yerlerde insanlar gördüm, bittim, ailem bitti, fabrikamı batırdım, evimi sattım. Ya nasıl olabilir sen bunu, nasıl yapmış olabilirsin 1000 euro ile? Mümkün değil. Ondan sonra aynı insanlar başka bir kanalda çıkıp, işte o kanal bana para vermiş, o yüzden söyledim dediler. Yani bu üç katlar ortaya çıktı ama bana hiç faydası olmadı. Bir de bir şey daha var. İşte Kenan Şanoğlu 25 sene hapis aldı, aftan çıktı. Hayır efendim. Türkiye'de kanun var. Kanun diyor ki, aldığın cezanın o zaman kanun, 5'te 2'sini yatarsın. Biz 10 sene ceza aldık, 25 sene ceza aldık, onun da 5'te 2'si 10 sene ediyor. Bir günde fazla yattık. Çünkü polis bir gün geç yazmış bizi. Neyse artık yani bir günde fazla yattık. 10 sene bir gün hiçbir indirimsiz yattım ben. Hiçbir indirimsiz. Af çıktı, tecavüzcüler, çeteciler, mafyalar, katiller, hırsızlar hepsi çıktı. 700 kişi cezaevinde biz 7 kişi kaldık. Çünkü bizim maddemiz kapsam dışı bırakıldı. Hiçbir yerden ben bir faydalanmadım. Tam tamına 10 sene bir gün yattım. İnanın ki bunu hiç hak etmedik biz. Hiçbirimiz. Hiç kimsenin helal etmediği, hak etmediği bir bardak su içmedik biz hayatımızda.